Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarifim var. Dondurma serinliğinde içinizi ferahlatacak tam kıvamında muhallebili, bol çikolatalı tavuk göğsü hazırladım. Mutlaka deneyin çünkü çok seveceğinizi düşünüyorum. Hadi o zaman buyurun hemen tarife geçelim. İlk olarak bu sütlü tatlımın muhallebisini hazırlamakla başlıyorum. Muhallebisi için 250 gram tereyağı veya margarin de olur. Ocağıma aldım ve eritiyorum. Tereyağı eriyince üzerine bir su bardağı un ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unu da yaklaşık 3-4 dakika kadar orta ateşte kavurdum. Kokusu çıkınca da üzerine 1 litre süt, yani 5 su bardağı süt döküp ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Unun topakları sütle bütünleşip kaybolunca üzerine 1 su bardağı da şeker ilave ediyorum. Sonrasında hiç karıştırmayı bırakmadan, yani sürekli karıştırıp koyulup kaynamasını bekliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi koyulup göz göz atmaya başladığı an 1 dakika daha kaynatıyorum. Sonrasında ocaktan alıyorum. Muhallebiyi ocaktan aldım. Bir 3-4 dakika beklettim. Şimdi de üzerine bir poşet krem şanti ekleyip mikserle 6-7 dakika bu şekilde çırpıyorum. Muhakkak en az 5 dakika çırpın ki kıvamı böyle çok daha güzel oluyor. Ben 7 dakika boyunca çırptım. Bakın kıvamı çok güzel, ipek gibi pürüzsüz oldu. Artık borcam kalıbıma döküp yayıyorum. Kullandığım borcamın boyutu 23'e 21 ebatlarında, dikdörtgen küçük boy bir borcam. Ebat çok da önemli değil. Borcamların en küçüğünü kullanırsanız tam iyi olacaktır. Merak edenler için ama yine de ben ebatını söylemek istedim. Bu şekilde kalıba güzelce yayıp ve üzerini düzledim. Şimdi de soğuyup biraz donması için buzdolabına kaldırıyorum. En üzerinin çikolata sosunu hazırlayana kadar beklemesi yeterli olacaktır. Çikolatalı sosu için kaynatacağım sos kabına ilkten 2,5 su bardağı süt, 1/2 su bardağı toz şeker ve bir tane yumurtayı alıyorum. Sonrasında yumurta dalana kadar çırpıyorum. Yumurtası dağılınca 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı kakao ekleyip tekrar topakları gidene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hatta benim gibi malzemeleri eklerken karıştırırsanız çok az bir topaklanma olur. Sonra hemen dağılır.
Dediğim gibi topakları dağılana kadar çırparak karıştırdım. Şimdi de ocağı orta ateşe alıp koyulup kaynayana kadar çırpmaya devam ediyorum. Koyulup kaynayınca ocaktan alıp soğumadan hemen üzerine bir su bardağı damla çikolata ekliyorum ve çikolatası eriyene kadar karıştırıyorum. Çikolatası eriyince dolapta beklettiğim muhallebinin üzerine döküp güzelce yayıyorum. Gördüğünüz gibi yapması da çok kolay. Canınız hafif ve sütlü tatlı çektiği an kalkıp yapabileceğiniz çok harika bir tatlı oluyor. Güzelce üzerine çikolata sosunu da yayınca artık son olarak üzerine bir tatlı kaşığı kakaoyu serpip her yerini kakao ile kaplıyorum. Artık tatlım servise hazır. Mutlaka denemelisiniz. Tam bir yaz tatlısı. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.